Kaçağa çıktığımız zaman dağda bile bu kahveyi pişittirirdin. Kaç kişi bu mangal ateşini görüp jandarma ile çatışmaya girip öldü Süreyya Bacı. O kahve sayesinde kaç tane İran askerini tavladım? Adam dikmişler orada soğukta gece gündüz. Tir tir titriyor. Ne gelen var ne giden. Bu kahve onlar için ağa bu hayat. İhtiyarlar gibi geçmişi konuşmayı ne çok seviyorsunuz. Daha gençsiniz. Gevaşlı. Sana genç diyor. Vallahi Kirvem. Senin yanında da Süreyya Bacı'nın yanında da yaşlanmak mümkün değil. Her sevkiyatta bir yaş daha gençleşiyorum. Daha dur bakalım, dur. Süreyya sana öyle bir sevkiyat hazırlıyor ki çocuk gibi olacaksın çocuk. Bırak bir iki yaşı, 20 yaş atacaksın geriye. Sevkiyat iyi. Ama Tatar'ı da unutmamak lazım. Malum, beni gençleştirecek olan Tatar. Tatar'a ben bakacağım artık. Bir ara halini aklını sorayım istiyorum. Bakalım senin karşına çıkacak kadar hazır mı? Yenge araba hazır. Tufan ben yokken fazla kahve içirme ağlarına. Yoksa İstanbul'da zor tutarız. Yeniden dağlara çıkmaya kalkarlar. Güle güle gülüm. Tufan. Şimdi Tatar'a mı gitmek lazım geçmiş olsun diye? Yoksa Ömer'e mi? Ömer'inki baba acısı, Tatar'ınki evlat acısı Kirvem. Baba yüreği kaldır, iyi yanar. Tatar'a moral vermek lazım. Bizim Tufan hep Tatarcıdır zaten. Yine Tatar'a kıyak çekti. Çok üzüldüm reis. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yıldıray'ı tanıyor musun? Kufemci. Aynı zamanda posta güvercini. Kirve ile ilgili en iyi havadisleri bilenlerden biri. Kirve işlerini karısının üzerinden hallediyormuş. Birkaç dakika özel konuşalım. Adamı bayağı hırpalamışsınız. Vücudundaki altın oranı düşmüş. Malum kuyumcu. Biz de biraz takviye yaptık. Tatar, bizim kadınla kuyumcuyla ne işimiz var? Adamı bulamıyoruz, gidip karısına mı çökeceğiz? Adamı bulmak mevzu değil. Önce rezil edeceğiz. Sonra alemde ezilecek.
kendi ayaklarıyla gelip onu öldürmem için bana yalvaracak. Bir eteklikte kirveye mi giydireceksin? Kirvenin arkasında çok güçlü yabancı devletler ve istihbaratlar var Ömer. İşlerine yaradığı sürece kirveye bir şey giydirmemize izin vermezler. Uyuşturucu işini diyorsan yavaşlığı umursayan çıkmadı. Uyuşturucunun yakalanması onların umurlarında değil. Ama karşılığında giden altın bir devletin bekasını tayin ediyor. Eğer kirve o altını gönderemezse zerre kadar gücü kalmaz. Anladım. O zaman kirvenin gücünü biraz budayalım. Madem gözüne altın vermiş, gözünü altına boğalım da gözü doysun. Stüdyon çok çıkmış. Çok özenerek yaptım burayı. Her şeyle tek tek kendim ilgilendim. Fakat amcamın dünyasıyla benim istediğim hayat örtüşmedi. Amcanın durumu nasıl? Ne zaman dönüyor? Belli değil. Ameliyat almadan önce tansiyonunu dengelemek istiyorlar. Amcam bir şey demiyor mu Ömer'in elinde kalmana? Yani ne bileyim. Onun gibi bir adam bir dedikodu çıkarsa falan rahatsız olur, tahammül edemez diye soruyorum. Amcam akıllı adamdır benim. Bunu bile kullanmanın bir yolunu bulur. Bu durum seni rahatsız etmiyor mu? Ben başkalarının ne düşündüğünü önemsemem. Önemli olan benim ne istediğim. Benim bir telefon görüşmesi yapmam lazım. Geliyorum.